Tamam. Siz geçen sene bir ön ödülük olarak bir iki arkadaşmış çağırdık arkadaşlarımızla açılmadığınız önce. Haftada 2 gün diye başladık, arkadaşlar haftada 5 gün diye. Bırakamadılar. Merhaba sevgiler. Onun da yaptığı şeyleri, çalışmaları, şu bu camın arkasında küçük bir dükkanı var. Orada verebilirsiniz isterseniz. Tamam. Hocam. Kümbetin orada mı? Alim Şah kümbetinin orada. Bu epeyce eski bir kilim galiba değil mi? Bu müzemizdeki kilimler hep 100-150 kilimler. 150-200 yıllık kilimlerimiz var şu katta. Burası uygulama alanımız, üst kat sergi alanımız. Orada 150-200 yıllık kilimlerimiz var. Heybe miydi bu? Heybe. Evet. Oğuz bilir misin Heybe'yi? Hemen hani müzik. Hani dedenin motosikletinde var ya. Bunda daha çok şöyle var. Motosiklet önce de eşeklerdi. Evet. Ağırlarda eşeklerdi. Üstüne koyanlar işte bunlar cep gibi böyle. Bir şeyleri koymak için. Çanta neydi? Çanta oluyor. Evet, evet. Elis çevir. Tamam. Çevir. Çevir. Al bakalım bence. Kağıt koyuyoruz. Ben göstereyim size burada. Aman. Bir çocukla bazen biliyorlar. Az önce bir kızımı da gösterdim. Çıkartalım. Yani şey gibi. İpi alırken nasıl yapıyorsunuz? Bir ip alıp bir ip bırakıyor musunuz? Aynı kısır örgü gibi düşün. Bak şimdi burada çift sıra ipler var. Arkalı örgü ipler var. Tamam. <Bak. gülüyor> Şimdi bir tarafa gelirken üstteki ipleri alıyoruz. Geçtik. Bak. Arkadan gelirken arkada kalan ipleri alıyoruz bak. Arkadakileri alıyoruz. Aynı kısır örgünün zihniyeti. Çok dikkatli şey. Bak. Şimdi tükettiğimiz zaman o inecek. Bunun da bir tükettiğiniz zaman sıkıştı mı? Tamam. Şu şekilde nasıl çıkıyor yani? Nasıl şaşırıyor mesela? Bunları işte dedim ya tamamen matematiğe dayalı. Şimdi mesela şurayı hazırladıktan sonra bu modeli koymak için sayıyorsun. Sayısına göre matematik ayarlıyorsun. Bu bitiyor. Bu baklavayı kapatıyorsun. Ondan sonra bu yanlarına çıkıyorsun. Tamamen matematik ayarlıyorsun. Beni çalıştıran tek bu da beni çalıştıran tek. Arkadakileri alıyorsun. Yani düz bir şey olsun. Düşün hareketleri yapmak bunun gelmişti. Asıl şey orası. Eskişehir'den birkaç parça bulunsun istedik. Seyit Gazi Kırk'a oradan gelen filmler var. Çok bizim asıl en önemli filmimiz de 5 ve 4 filmimiz.
efsanesi olan Sirsel Kalesi'ne atfedilen bir film. Bizim için Sirsel için en önemli filmlerimizden birisi. Bu ikili Bizans zamanında Sirsel Kalesi Bizanslıların elinde yer alamıyorlar. İşte birkaç girişimde bulunuyorlar, bir türlü alamıyorlar. En sonunda bir plan yapıyorlar. Dokuma bilen gönüllü bir genç kızı bilerek kaleye esir düşürüyorlar. Kız kaleye girdikten sonra kilim dokumaya başlıyor ama tamamen kalenin planını dokuyor kilime. Ya. O kilimi bitirip kaleden açıp tüpleri ulaştırıyor. O sayede kale fethediliyor. Böyle çok fazla gözümüzde bir şey canlanmaz. Bak şimdi anlatmaya başladığın zaman kafanızda oturacaktır. Sirsel kayaları. Görmüşsünüzdür kayaların evet, çok güzel. Kayalar çok güzel. Şeylerle çevrili. Kalenin de burpaskerler. Kale kapısı, bacaları, surları, surların etrafındaki nöbetçi askerler, bacalardaki nöbetçi askerler, komutanlar, anahtarlar, her bacanın bu şekilde anahtarı vardır. Beşinci bacada bütün kalenin anahtarı. İşte muhafızlar, işte keçi izi mesela orada hayvancılığın olduğu. İşte bacalardaki renkler koyulaştıkça oradaki askerlerin rütbeli asker olduğu. Hepsini tamamen şifreleyerek kilime döküyor. O sayede kale fethediliyor. Çok ilginçmiş. Onun için bizim için de önemi büyük. Çok güzel. Bu da Selesel okulumuzda. Bunu da bir yeni gelin dokuyor. İşte yine evleniyorlar. Yeni evlenirken eş askere gidiyor. Gelin de kilim başlıyor. O gelene kadar dokuyum. Hani gelince yeni evimize selar kullanırız diye. Kilimi dokuyor. Bitirdiği sıralar eşinin şehit haberi geliyor. Öyle olunca da ben hani onunla kullanacaktım. Onsuz kullanamam artık bu kilimi diye. Tezgahtan kestiği gibi köyden akan dereye atıyor. Onun için köylüler buna Seleser adını veriyorlar. Günümüze Seleser isminde geliyor ve Kara Kilim de diyen şey var, bir kesim var. Çok mu yoruldun sen beni? Çok mu yoruldun? Çok mu gezdirdiler seni? Hep saymayacağım değil mi? Onlar zili. Biraz daha farklı bir teknik. Bu da sarma yapacağız gibi bir teknik. Aşağıda gösterdim ya, bir alt bir üst, bir alt bir üst oluyoruz. Burada iki tel, üç tel sara sara gidiyorsunuz. Biraz daha böyle kabartma gibi mi oluyor? Aynen, kabartma gibi olur. Sarma işi yapıyoruz ya, işleme onun gibi. Kız ile aynı teknikle. İpinden şeyinden fark eder. Biraz daha kalın ip kullanılmış. Onun için daha farklı model görünüyor. Karşıdaki kilimimizde burayı kurarken buranın çalışmalarında bize Osman Gazi Üniversitesi'nin profesörleriyle beraber çalıştık. Onların yorumuna göre Sirsar'da zamanında çok fazla Ermeni yaşamış. Onlardan kalma bir kilim olduğu düşünülüyor. Çünkü bizim motiflerimizle çok fazla uyuşmuyor. Evet. Genellikle onların motifleri. Öyle olunca onların yorumuna göre Ermeni kilimi. Mesela şey vardı, Bergama'da kilimciler var, satan yerler vardı. Burada var mı bu şekilde kilim satan yerler? Burada bir pazarımız, çarşamba günleri pazarımız olur. Bir orada bir gelen var. O da nasıl diyeyim yani 50 lira 100 liraya alıyor. O şekilde bir şeyimiz var. Ama biz burada satış noktamız olacak. Ondan sonra satışa da başlayacağız. Anladım. Çok güzel. Çok yeniyiz. Geçen sene Mart'ta açılacaktık ama kapanmalar oluverince açamadık. Bütün hazırlığımız, bütün davetiyelerimiz dağıldı, bütün hazırlığımız yapıldı. 23'ünde yasaklar başladı. 20'sinde bizim açılışımız vardı. Öyle olunca her şey iptal oldu. Açamadık, kaldı. Nisan'dan beri açacağız. Nisan'da da açtık, bir ay bir açtık. Ondan sonra bir 17 gün daha kapandık. Evet. Şu anda inşallah bakalım. İnşallah başlıyoruz. İnşallah devam eder. Bu da bir ağ kilimi. Ortadaki akrep motifi,
gücün, kuvvetin, zenginliğin ifadesidir. Genellikle zengin evlerinde, ağ evlerinde, köylerde bulunan bir kilim. O baştaki kilimde gül budağı. Onu da genellikle genç kızlar dokurmuş. Evlenme çağına gelen genç kız, ben artık gül ağacı gibi dallanıp budaklanmak istiyorum, evlenmek istiyorum mesajını vermek için aileye. O bu kilimi dokur, bu motifi dokur. Bu kilime baştan ısırıyorsunuz. Evet. Evlenme çağım geldi diyor. Bazı yerlerde sofra altı gibi kullanırlar, karşıdakiler. Şu büyük olanlar. Tanrı büyük olanlar. Bizde yüklük örtüsü olarak genellikle kullanılır. Yüklük örtüsü. Ha, köyde amelye var ya olsun. Hani yün yatak yordan tamam, çok tamam. Önceden dolap yok bir şey yok. Onu örtmek için kullanırlarmış daha çok. Çok güzel. Bazı yörelerde de sofra altı gibi kullanılır. Anladım. Hani keçi kırkıldıktan sonra tüyü ilk yapılmadan yıkanıyor, boyanıyor. Düz dokuma yaparken birlikte dokuma yapıyoruz. Ay çok ilginç. Şey diyoruz biz ona, Şabiyalı'nın atası evet, diyoruz. Evet, doğru. Hakikaten. Aa çok güzel. Tamam. Tamam ben yani yapabilirim. İsmini anlayışız bence. Tamam bu bunu alacağım. Bizde boncuklu pala diye geçer genellikle bunlar. İşte çok kafa yormadan. Ama bak küçük çanta yapıyoruz mesela şu anda siparişlerimiz var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerinde düz dokuma oluyor. Motif koymak daha zevkli. Düz dokuma üremiyor. Dokuyorsun hiç bir şey çıkmıyor evet, diye ya, evet. Metre almıyorsun. Motif çıktıkça, motif yaptıkça hoşuna gidiyor. Anladım. Ne dedin sen beni kullanmayı? Siz birkaç gün gelin, ben size burada hızlandırılmış bir kurs vereyim. Ay! Hemen. Zeynep Hanım mısınız siz? Evet. Ha tamam. Gelin.